Evet, bir daha okuyayım. Yunus'un şiiri. Yunus'a ait. Emeksiz zengin olanın, yani çalıp çırpanın, kitapsız bilgin olanın, yani okumayanın, ama bilgiçlik taslayanın, sermayesi din olanın, din tüccarlığı yapanın, rehberi şeytan olmuştur diyor. Bunların rehberini artık herkes iyi öğrensin. Aslında siyasetin konusu bunlar değil. Siyasetin konusu işsizlik. Her taraf yanıyor arkadaşlar. Bunun üzerinde durmak lazım. Ama çözemiyorlar. Halkın dikkatlerini başka yöne çekmek istiyorlar. Bana gelen bir mektubu izin verirseniz aynen okumak istiyorum bir bölümünü. Ve bütün yurttaşlarımın da dikkatle dinlemesini istiyorum. Bana gönderen diyor ki, mutlaka sonuna kadar okuyun başkanım. Sizden çok rica ediyorum. Okuyorum. Selamlar, iyi günler başkanım. Torpillerin, haksızlıkların ve adaletsizliklerin had safhaya vardığı ülkemizde gerçekten artık iş bulamıyorum diyor. İnanın başkanım, Şanlıurfa'da tüm eğitimimi tamamladım. Bir, ilk öğretimde son sınıfta yapılan SBS, yani şimdi TEOG sınavında okul birinciliğiyle onur belgesi ile mezun oldum. Lisede başarı belgeleri ile mezun oldum. Üniversiteyi, Harran Üniversitesi, üstün başarı burslu okudum. Hatta İstanbul Üniversitesi ile yapılan ortaklaşa derslerde birinciliğim sebebiyle Merkezi İstanbul Üniversitesi'nde bulunan Türk Fizik Derneği'nden 4 yıl başarı bursu aldım. Üniversiteyi, fen fakültesini, fen fakültesi birinciliği ve bölüm birinciliği derecesiyle tamamladım. Evet başkanım, benim 4 yılda üstün başarıyla burslu ve birinciliklerle tamamladığım bölümümde benden aynı sınıfta olan ve 5, 6, 7 ve 8 yılda tamamlayan arkadaşlarım kimisi valilikte torpil ayarlayıp hiçbir sınava girmeden yerleşti. Kimisi iktidar torpilleriyle sınavsız belediyelere yerleşti. Ve hepsi şu anda kamu kuruluşlarında en iyi şartlarda çalışıyorlar. Hemen hemen hepsi ev, bark, çocuk sahibi ve en iyi şartlarda. Maalesef onlarla görüşürken kendimden utanıyorum. Ve zaten onlar da benimle alay ediyorlar. Benim hiçbir zaman torpilim olmadı. Ancak benim ve herkesin ve her şeyin yegane sahibi olan Yüce Rabbim Allah var. O bana yeter. Ben haksızlığa ve adaletsizliğe bulaşmadan bugüne kadar Rabbimin izniyle çalıştım. Ancak ortamı ve ülkeyi o kadar torpile, haksızlığa ve adaletsizliğe sürüklemişler ki artık mücadele edecek gücüm kalmadı. Sonuç olarak son 9 aydır işsizim. Ve binlerce yere başvurdum. Ancak hiçbir yere yerleşemedim. Kiradayım. 9 aydır borçlandım. 2 küçük kız evladım ve bir eşim var. Onlar için inanın ki yeri geldi. Gündüz utandığım için geceleri sokaklarda çöp arabasıyla çöp toplayıp ardiyelere satarak ekmek parasını çıkarmaya çalışırken yemin olsun ki yeri geldi haftalarca olacak. Haftalarca GİMAT'ta hastalık yaparak çocuklarıma ekmek parası çıkarmaya çalıştım. Ama nereye kadar başkanım? İnanın ailemden utanıyorum. Çünkü bir işim bile yok. Ve ne kendime, ne aileme, ne de ülkeme bir faydam yok. Siyasetin konusu işte arkadaşlar. Bu sorunu çözmesi lazım. Üniversiteyi birincilikle bitireceksiniz. Liseyi, ilk öğretimi birincilikle bitireceksiniz. Başarılı olduğunuz için size burs verilecek. Sizin 4 yılda bitirdiğinizi başkaları 5, 6, 7, 8 yılda bitirecek. Onlar gidip yerleşecekler. Sen açıkta kalacaksın. Geceleri kağıt toplayacaksın çoluk çocuğuna bakmak için. Bizim varan 1, varan 2, varan 3 diye açıkladığımız belgeler var. Parti sözcüğümüz Haluk Koç açıklıyor. KPSS sınavına girmeden yerleştirilen AKP yandaşları var. Hiçbir sınava girmiyorlar. Her birisi şu veya bu şekilde devletin bir noktasına yerleşiyor.
Onlar yerleşince bunlara yer kalmıyor zaten. Devletin kadrosunu sınavsız olanlar dolduruyor. Bir de utanmadan, sıkılmadan televizyonlara çıkıp diyorlar ki, efendim Kur'an-ı Kerim'de ayet var, akrabanı kollayıp koruyacaksın diyor. Ya o ayet halkın parasıyla götürüp akrabanı besleyeceksin anlamında değil. Onu bile istismar ediyorlar. Ama daha bu varanların arkası kesilmedi. Gelecek daha. Gelecek. Bütün yurttaşların bilsinler. Emekliler, işçiler, memurlar, sanayiciler, çiftçiler, hepiniz bilin. Sizin çocuklarınız KPSS sınavına giriyor, bekliyor atama için. Onların çocukları sınavsız gidip yerleşiyorlar. Bu gerçeği hiç kimse unutmaz. Bugün oylama olacak. Biraz sonra genel kurula ineceğiz. Diyorlar ki komisyon. Diyor ki efendim köylü, Hakkı Köylü. Efendim yeteri kadar delil yok. Bir olay anlatacağım. Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinin vicdanına sesleniyorum. Bir olay anlatacağım. Rahmetli Özal Başbakan. Bir gün bir iş adamı gelir, benden bir bakan rüşvet istiyor der. O da Adnan Kahveci'yi görevlendirir. O da vefat etti bir trafik kazasında, Allah rahmet eylesin. Benim de bakanlığımı yaptı. Son derece düzgün, namuslu bir siyasetçiydi. Diyor ki bir sanayici geldi, denizci geldi, benden sizin bir bakan rüşvet istiyor dedi. Bunu bir konuş bakalım nedir bu diye. Şu cebinin şu cebine, ceketinin şu cebine bir teyp yerleştiriyor. Ve rüşveti kayda alıyor. Mahkeme kararı yok, hiçbir şey yok. Sadece bir ses bandı. Götürüp Özal'a veriyor. Özal bakanı aldı. Yüce Divan'a gönderdi. Kendisi de gitti. Soruşturma komisyonunda ifade verdi. Evet, rüşvet talebi geldi diye, bu olayın tanıyım diye ifade verdi. Delil derseniz sadece bir ses kaydı var. Ve Yüce Divan'a gönderildi. Bu olayda ses kaydı var mı? Var. Mahkeme kararıyla mı? Evet, mahkeme kararıyla. Görüntüler var mı? Evet, görüntüler de var. Para kasaları? Evet, onlar da var. Senin önüne yatarım diyen? Evet, o da var. Evladım kaç lira var? Birkaç kuruş babacığım. Oğlum kaç lira var? 1 trilyon civarında babacığım diyen ses kayıtları da var. Ayakkabı kutuları var. Daha da önemlisi, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın dönemin başbakanına verdiği 3 sayfalık rapor var. Şimdi görüşülecek. Ak mı kara mı çıkacak ortaya? Ak mı kara mı çıkacak ortaya? Bu parlamento, daha önce de söylemiştim, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı yöneten parlamentodur. Bu parlamento kirliliği kabul etmez. Kirliliği buraya bulaştırmayalım. Hepimizin vicdani, ahlaki sorumluluğu var. Çocuklarımıza karşı, ülkemize karşı, vatanımıza karşı sorumluluğumuz var. Devleti itibarlı kılacak olan bizleriz.